Gözümü saydın anneciğim. Adnan'a kardeş geliyor. Züleyha, tebrik ederim kızım. Tebrik ederim Züleyha. İkinci kez anne olacaksın. Sebahattin abi, bir karışıklık olabilir mi? Ben böyle bir şey beklemiyordum çünkü. Kan tahlilinde bir karışıklık, yanlışlık olması çok nadir Züleyha. Emin olabilirsin. Gözün aydın. Tebrik ederim. Demir Bey, size de sürpriz oldu herhalde, beklemiyordunuz. Evet. Ben beklemiyordum. Çok şaşırdım. Hadi gözünüz aydın. Yamanlara bir bebek daha geliyor demek. Teşekkür ederiz Şamil. Tekrar tebrik ederim. Müsaadenizle. Yılmaz. Ne yapıyorsun burada? Ha? Gelsene içeri. Ya şey, davetiyeleri getirdim de gidiyordum ben de. Beni görmeden mi gidecektin aşk olsun? Davetiyeler nerede? Doktor odasına bıraktım, masanın üstünde. Sen dağıtırsın. Demir Yaman'la Züleyha da burada. Şimdi çıktım yanlarından. Gördüm. Hayırdır? Züleyha ikinci bebeğine hamileymiş. Öyle mi? Ama Demir Bey hiç beklemiyordu herhalde, çok şaşırdı. Sevinçtendir. Allah analı babalı büyüsün, ne diyeyim. Amin amin. Çok güzel bir şey değil mi? Yani şimdi Adnan'la kardeşi arasında çok az bir yaş farkı olacak. İki kardeş düşe kalka birlikte büyürler. Oh, ne saçmalıyorum. O kadar heyecanlıyım ki artık saatleri sayıyorum. Demir'cim, tebrik ederim. Yalnız çok yakın olmadı mı? Adnancık daha küçücük. Biraz bekleseydiniz bari. Sana ne Şarmı? Çıkar mısın lütfen? Sana ne oluyor Sabahattin? Aa, tebrik ediyorum, etmeyeyim mi? Çıkar mısın lütfen Şarmı? Çok tebrik ediyorum. Analı babalı büyüsün inşallah. Davetiyelerin zarfları yazılacak. Bizim bu işi hemen halletmemiz lazım, yoksa millet düğünden sonra alacak davetiyeleri ha. Ya merak etme, yetişiriz. Şehirdekileri zaten elden dağıtacaksın değil mi? Aha. Valiye ben kendim götürürüm, diğerlerini Çetin halleder. Ne oldu, niye bakıyorsun öyle? Çok heyecanlıyım. Bak, heyecandan kalbim yerinden çıkacak neredeyse. İlk dansımızda düşüp bayılırsam hiç şaşırmam. Ben seni tutarım, merak etme. Yılmaz'ım, seninle evleneceğim için nasıl mesuldum bilemezsin. Asıl ben ne kadar mesuldum sen bilemezsin. Müjgan, evlendikten sonra da daha mutlu olacağız. Dünyanın en mesut çifti olacağız.
Sen yanımda ol yeter. Bundan fazla bir saadet istemiyorum. Yavaş, Allah aşkına yavaş. Aşk olsun. Aa, sevinçten ne yapacağını bilemiyor. Demir. Züleyha, sen fark etmedin mi? Çünkü hiçbir şey söylemedin bize. Yok, fark etmedim. Sana da sürpriz oldu. Ay ne güzel. Hoş geldiniz Büyük Hanım. Hoş bulduk oğlum. Hoş geldiniz Gelin Hanım. Dinleneceğim ben biraz. Demir, Demir gel biraz şurada oturalım serin serin. Ne bu şimdi anne? Ne ne? Neden bahsettiğimi biliyorsun. Hayır bilmiyorum. Bak bugüne kadar her şeyi sineye çektim. Her şeyi kabul ettim, affettim. Bunu kabul etmem, kabul edemem. Neyi kabul etmeyeceksin oğlum anlamıyorum ki. Neyi anlamıyorsun? Bu çocuk benden olamaz diyorum sana. Yavaş, ne yapıyorsun sen? Niye olmasın oğlum? Niye, niye? Anne, bak sen de biliyorsun bu çocuk benden olamaz. Demir, senin aklın karıştı oğlum. Dur dur bir sakinleş. Aklın karıştı çocuğum. Sürpriz oldu tabii sana. Züleyha bugün bunun hesabını verecek. Şimdi. Neyin hesabı? Gelme sakın. Demir. Neden babam? Neden? Bir de bir çocukla bağladım beni Demir'e. Bu kadar yaşadığım şey yetmiyor muydu neden? Ne oldu, sevinmedin mi? Sevinirsin zannetmiştim. Niye sevinmedin? Hani çok seviyordun beni? Hani en büyük hayalin geniş bir aile olmaktı? Ne zamandır sevişiyorsun Yılmaz'la? Ne? Cevap ver. Beni ne zamandır aldatıyorsun? Demir sen aklını mı kaçırdın? Bana iftira attığını farkındasın değil mi? Bana bunu nasıl yaptın? Sen benim şerefimsin, namusumsun. Benim şerefimi nasıl ayaklar altına alırsın? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ne biçim konuşuyorsun sen benim? Cevap ver! Ne zamandan beri görüşüyorsunuz Yılmaz'la? Benimle doğru konuş, bana iftira atamazsın. Doğru konuş benimle, anladın mı? Söyle. Söyleyeceksin. Ne zamandan beri görüştüğünü söyleyeceksin. Sen delirmişsin ya. Sen delirmişsin. Ay, ay terzi gelmedi değil mi daha? Ay gördün mü bak geç kaldı. Düğüne yetişmeyecek elbisem ya. Allah aşkına anneciğim ne düğünü? Ay ay kızım evleniyor bu akşam. Ya babası Yamanların oğlu Adnan'a veriyor. Ay düğün var düğün düğün. Ay düğün var. Nerede görüşüyordunuz? Evinde mi? Söyle! Saçmalama. Saçmalama. Ne zamanları buluşuyordunuz? Gündüzleri mi?
Ben işte yokken, şirketteyken. Sen Yılmaz'ın kollarında mıydın sen? Yeter! Yeter! Ben seni ne Yılmaz'la ne başkasıyla aldatmadım. Seni sevdiğim için değil, kendime saygı duyduğum için. Anladın mı? Ben sevmesem de kocasını aldatacak bir kadın değilim ben. Sen bana bunu nasıl yaptın? Bir şey yapmadım, ben bir şey yapmadım. Nereden çıkarıyorsun bunu? Karnındaki çocuk bana ait değil. Benim olamaz. Ulan benim çocuğum olmuyor, benim çocuğum olmuyor, anladın mı? Ne diyorsun sen, ne diyorsun sen ya? Bir de bilmiyormuş gibi davranıyorsun. Adnan'ın Yılmaz'ın çocuğu olduğunu bilmediğimi mi sanıyorsun? En başından beri bilmediğimi mi sanıyorsun? Her şeyi biliyorum, en başından beri her şeyi biliyorum. Sen bana söylemeden önce de biliyordun. Her şeyi bilerek evlendim ben seninle. Tamam. Madem seni aldattığıma inanıyorsun, tamam. Beni Yılmaz'la aldattın. Tamam. Ne bekliyorsun o zaman? Çek tetiği. Çek tetiğim. Madem sen de evlendikten sonra Yılmaz'ın eli elime değdi, çek o tetiği. Ne duruyorsun? Çek tetiği! Ölmek istiyorum ben zaten. Böyle yaşayabiliyor muyum zannediyorsun? Ölmek istiyorum. Çek şu tetiği. Karnında Yılmaz'ın çocuğunu taşıdığını bile bile sevdim. Ölümüne sevdim. Ama sen bana bunu yaptın. Tek bir şey istedim senden. Bana aşık olmasan bile, beni sevmesen bile aşkıma saygı duyuyorum. Bana bunu bile çok gördün. Sen beni mahvettin. Sen benim şerefime leke sürdün, beni mahvettin. Tamam. Ben inandıysam çek tetiği. Çeksene, öldürsene beni. Bırak. Ben zaten yaşamak istemiyorum, var. Bırak. Çek, bırak. Yoksa ben kendimi öldüreceğim. Bırak. Öldür. Bırak. Öldür dedim. Bırak. Öldür. Bırak şunu. Öldür dedim. Ölmek mi istiyorsun? Ölmek istiyorum. Ölmek mi istiyorsun? Ölmek istiyorum. Ölmek mi istiyorsun? Ay. Abla ben bir gidip bakayım hemen. Ya nereye? Nereye gideceksin gidip bakacakmış? Sanki jandarma. Saniye! Gülten ne oluyor? Konaktan mı geldi bu ses? Kim kime sıktı acep? Şişt! Hadi geçin. Hadi işinizin başına. Yanlışlıkla patlamıştır. Hadi. Konak değil ki. Cenk meydanı. Silah sesi geldi. Tamam, sen işine bak, ben bakıyorum. Ne geldin sen? Nasıl ne geldin? Duymadın mı sen silah sesini?
Ben bir gidip bakayım. Git, git, git. Git. Demir Bey seni vurur inşallah. Ya saniye sen... Ah Demir, ben sana ne diyeyim? Ne diyeyim ben sana? Züleyha, dokunma bana. Kalk kızım, hadi yüzünü yıka. Bana yaşattıklarınız yetmedi. Bir de iftira atıyor. Sen beni hiç anlamadın ki. Seni ne kadar çok sevdim hiçbir zaman anlamadın. Seni o kadar çok seviyordum ki... Karnında çocuğunla, Yılmaz'a olan aşkımla, her şeyinle kabul ettim. Ama sen bana bunu yaptın. Ya ben mi istedim sana beni kabul et diye çocuğumla, ha? Ben mi istedim? Sen bana benimle evlenir misin diye bile sormadın bile. Beni seviyor musun diye sormadın bile. Götürdün beni yemeğe. Dedin ki evlenince sana vaat edeceğim hayat bu dedin. Seni rüyalar gibi yaşatacağım dedin bana. Sana mücevherler alacağım dedin. Seni yurt dışlarına çıkaracağım dedin. Bunları demedin mi bana? Rüya gibi bir hayat yaşatacağım sana dedin. Demedin mi? Peki bunlar benim umurumda mıydı? Asla. Senin mücevherlerin, paran, pulun, servetin benim umurumda bile değil. Kabul etmeseydin o zaman. Seninle evlenmek istemiyorum deseydin. Dedin mi? Demedin. Benimle evlenmeyi sen kabul ettin. O masaya sen oturdun. Nikah masasına sen oturdun. Yılmaz ölmesin diye oturdum ben o nikah masasına. Ne demek bu? Yılmaz ölmesin diye. Annen beni tehdit etmeseydi, ya Demir'le evlenirsin ya da Yılmaz asılır demeseydi oturur muyum zannediyorsun ben oraya? Hı? Anladın mı? Bana vaat ettiklerin için değil, hayatım boyunca sevdiğim, ölene kadar da seveceğim adam ölmesin diye oturdum ben oraya. Ya Demir Yaman, sen hep senin aşkına hayran olmamı istedin değil mi? Seni öyle büyük bir aşkla seviyorum ki aklım bile alamaz dedin bana değil mi? Ya benimki? Ben uğruna canımı bile feda edebileceğim bir adamın bir daha yüzüme bakmayacağını bile bile... benden nefret edeceğini bile bile ben seninle evlendim sırf onu kurtarmak için. Sen bana her dokunduğunda, her dokunduğunda dedim ki içimden Yılmaz beni affet dedim. Beni affet, ben sadece sana aitim dedim. Bu işkenceyi sadece senin çocuğun için katlanıyorum dedim. Sen söyle, hangimizinki daha büyük aşk Demir Yaman? Hangimizinki daha büyük fedakarlık? Senin bana olan sevgin mi, benim Yılmaz'a olan sevgim mi? Ya ben af çıkacağını bilseydim annenin tehditleri benim umurumda olur muydu zannediyorsun ha? Çekip giderdim bu cehennemden ben. Giderdim. Karnındaki çocuk Yılmaz'ın değil mi? Ne? Sen söyledin. Ölene kadar seveceğin Yılmaz'ın çocuğu değil mi? Sen bütün anlattıklarımdan bunu mu anladın? Benim çocuğum olamayacağına göre... senin de gözün Yılmaz'dan başkasını görmediğine göre... başka bir ihtimal verme. Keşke Yılmaz'dan olsaydı. Peki Yılmaz'dan olsaydı ne olurdu biliyor musun? Onu her gördüğümde kalbimin sesini duymasın diye ellerimi böyle etime geçirmezdim. Onu her gördüğümde ben sadece seni sevdim. Ben sadece sana aitim. Ölene kadar da seni seveceğim dememek için dilimi ısırmazdım Yılmaz'ın olsaydı. Keşke onun olsaydı. Demir! 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 Öldür, ben zaten Yılmaz'sız bir hayatta yaşamak istemiyorum. Demir, sakın! Demir! Demir, ne yapıyorsun? Demir! İkiniz de zavallısınız. Bana iftira attın. Sana sessiz sedasız katlandım, yetmedi. Bana bunu da yaptın. Peki. Artık eski Züleyha olmayacak Demir.
seni sevmese de aşkına saygı duyan o Züleyha olmayacak. Buyur Sabahattin. Sağ ol. Ne zahmet ettin? Aşk olsun. Ne zahmeti? Servis yoğun galiba. Oh, çok. Ama bir iki dakika kendime mola verdim. Bir çay içeceğim. İyi yapmışsın. Sevindi mi? Şoke mi oldu? Zaten hiç anlamadım. Hı? Ha, Demir Yaman. Karısının hamile olduğunu duyunca böyle bir dondu kaldı ya. Yok canım, sevinmiştir. Niye sevinmesin? Ne bileyim. Ben müjdeli haber veriyorum. Herkes şimdi sevinçten havalara uçacak derken böyle ortalık bir buz kesti. Beklemiyorlardı demek. Demek ki. Ben şu nefret hastasına bir bakayım. Görüşürüz. İnsan bebeği olacağı için sevinmez mi? Yılmaz. Evlat. Baba. Dalgınsın. Damadın dalgınlığı pek hayra alamet sayılmaz. Neyin var senin? Yok bir şey. Nasıl yok? Ben senin böyle gözünün bebeğine bakarım, pat diye anlarım. Senin bir sıkıntın var. Ne var? Evlat söylesene, neyin var? Züleyha ile çarşıda karşılaştık. Davetiyeleri gördüm. He, anlaşıldı. Canını sıkan bir şey mi söyledi yoksa? Yok. Saadetler diledim. Ne güzel işte. Hamileymiş. Hamile miymiş? Hamileyim mi dedi sana? Yok, o söylemedi. Hastanede karşılaştım. Davetiyeleri götürdüğüm zaman Müjgan tahlilleri getirdi. Oradan öğrendim. E ne diyelim evlat, Allah bağışlasın. Demek bir çocukları daha oluyor. Bu mu üzdü seni? Yok. Nedir evlat senin azmedemediğin? Bak şurada düğüne sayılı günler kaldı. Eğer aklının içinde bir kuşku varsa oturup yeniden konuşalım. Yani şimdi Müjgan tertemiz. Müjgan'la alakası yok baba. Nedir o zaman bu hal? Köklerini kazıyalım dediğimiz Yamanlar büyüyor. İkinci çocukları oldu. Allah bilir şimdi üçüncü çocukları olacak. Genişliyorlar baba. Benim hazmedemediğim bu. E sen de daha geniş bir aile ol o zaman. Ne güzel evleniyoruz. Daha huzurlu ol, daha mutlu ol. Benim içimde öyle bir öfke var ki. İçim hiç susmuyor. Ben Demir Yaman'ı ne zaman görsem o içimdeki öfke yeniden alevleniyor, anlıyor musun? Evlat, bak yuva kuruyoruz. Yuva. Ne kadar sıcacık, tertemiz bir kelime değil mi? Bir insanın hayattaki en kutsal şeyi yuvadır. Şimdi sen bu yuvanın içinde öfkeyle, nefretle mi yaşayacaksın? Doğru mu bu?
senin kendi saadetini düşünmen lazım değil mi? Yenildim ben baba. İntikamımı alamadan yenildim. Sen buna yenilmek mi diyorsun? Kazanmak için illa kan akıtmak mı lazım? Yamanların demirin mezara senin mapusa mı girmen lazım kazanmış olmak için? Bilmiyorum baba. Ben içimdeki bu kör nefretten ne yapacağım, ne edeceğim bilmiyorum. Bu dünyada nefret edilen üç şey var. Biri kin, biri kibir, biri de nefret. Çünkü nefretin gemisi çok hızlı gider, fırtına gibidir. Ama hiçbir zaman karaya çıktığı vaki değildir, olmamıştır. Mutlaka batar. İşte sen huzuru seçtin, barışı seçtin. Şimdi onu korumak hem kendine hem de Hekim Hanım'a karşı senin borcun. Haklısın baba. Ben evliliğimi kin ve nefretle yürütemem, haklısın. Nefret de kin de zayıf insanların öfkesi. Oysa sen güçlüsün, kuvvetlisin. Aslan gibi delikanlısın. Sen bunu bil evlat. Sen kendi değerini bil. Bak, depoda şimdi çocuklar seni bekliyorlar. Bu kantarın fişimine o imzalanacakmış. Hadi git bekletme istersen. Sağ olsun. Ah be evlat be. Ah be evlat. Züleyha'nın sevdasını ne kadar derin kazımışsın içine. Üstüne saadet kurulmuyor işte. O duygular bana nasıl da tanıdık geliyor. Sanki seninle aynı kaderi yaşıyoruz. Gitti. Birini vurmuş olmasın abi? Ya kimi vuracak Allah aşkına ya? Bakın işinize gücünüze ya. Saniye abla ne olmuş? Silah patladı demin. Dün mü taşındın buraya bacım? İlk mi duydun yani silah sesini? Burası Çukurova, Çukurova! Herkes işen gücen baksın. Saniye. Kız seni de mi sıtboğaz ediyorlar? Ya ne olacak? Silah patlamış. Patlarsa patlak. Hepsi çok merak. Sen hala bana laf konuşabilirsin. Hı? Sende hiç utanma yok mu? Arsız namussuz. Saniye. Deme kız öyle. Ne olursun kurban olsun. Bitsin artık bu ayrılık kız. Ben sensiz bir dakika, bir saniye dayanamıyorum. Kız kafamda sık sıkırdın Saniye. Kafanda saksı kırdın ya. Dua et. Taş kırmadım, taş. Dolamayacaksın artık benim peşimde. Evinin önünden de defol. Seni burada görmeyeceğim. Kız Saniye, sen artık affet şunu be. Vallahi helak oldu zavallı. Ya sen kendi işine baksana. Her lafa da karışma, bir saksı da senin tepende kırmayayım. Ha, dene bakalım. Kim kimin tepesinde kırıyor acaba? Saniye. Kız Saniye. Gafur, bakayım. Aa, ay kanamış bu. Gel gel bir kolonya falan sürelim. Ha, konakta ne oldu? O silah sesi neydi öyle? Silah sesi? Ha. Büyük hanım sizi vurmaya geliyormuş. Demir benim de demiş, anne nereye gidiyorsun? Dur ben vururum onu. Silah alıp verirken ateş almış silah. Terbiyesizleşme.
Kafam da saksı kırdı ya. Davetiyeleri mi dağıttınız? Evet. Vallahi dayanamadım, ben aldım benimkini. Çok iyi yapmışsın. Seni akşam erken bekliyorum zaten. Tamam, geleceğim. Heyecanlı mısınız? Çok. Yani benimki de soru, tabii ki de heyecanlı olacaksınız da. Çok heyecanlıyım. Anlatamam sana yani, bak ellerime. Yani insan aşkından emin olunca heyecanlanmazmış gibi geliyor ama öyle değil. Gerçekten kalbim duracak gibi. Tatlı heyecanlar ama bunlar. Ne güzel. Darısı başıma inşallah. İnşallah. Acısı çok olanın gülüşü güzel olur evlat. Acı insanı güçlü yapar. Korkuysa cesur kılar. Peki kırık bir kalp ne yapar? İnsan ya acısına teslim olup kendini kaybeder... ya da yarasını sarıp yoluna devam eder. Yarası acımayanın hikayesi olmaz evlat. Bizim neyimiz var ki yaramızdan başka? Seni neden kalbimden çıkaramıyorum Züleyha? Neden unutamıyorum seni? Onu her gördüğümde ben sadece seni sevdim. Ben sadece sana aitim. Ölene kadar da seni seveceğim dememek için... kalbimin sesini duymasın diye ellerimi böyle etime geçirmezdim. Babaannesinin kuzusu. Dokunma. Korkma kızım, alıp götürecek değilim. Yapmadığınız şey mi sanki? Ben bebeğin Demir'den olduğuna eminim. Seni tanıyorum. Bizden nefret etsen de böyle bir şey yapmazsın. Öyle mi? Sağ olun. Rahatladım.
Ne oldu beni Demir'le zorla evlendirdiniz de? Öğrendi işte. Kim mutlu oldu, kim kazandı? Değdi mi benim hayatımı çaldığınıza? Adnan Yaman. Yamanların ilk varisi. İlk torunum. En kıymetli torunum. Yılmaz'ın çocuğu olduğunu biliyorsunuz değil mi? Nasıl sevebiliyorsunuz hala Adnan'ı? O benim torunum. Onun adı Adnan Yaman. Olan oldu artık. Zamanı geri döndüremeyiz. Bütün bu olanların olacağını bilseydim bir daha yapar mıydım? Bilmiyorum, belki yapardım. Çünkü ben oğlumun hayatında eksik olanı tamamlamaya çalıştım. Bir ailesi, bir çocuğu olsun istedim. Bu hayatta sen de mutlu olursun diye düşündüm. Böyle mi avutuyorsunuz kendinizi? Bakabiliyor musunuz aynaya peki? Sen düşünüyor musun? Yılmaz hapisten çıkmasaydı, hala hapiste olsaydı sana ne olurdu hiç düşünüyor musun? Demir'e bu cehennemden çeker giderim dedin. İstanbul'a gitseydin, hamile halinle, sefalet içinde. O abi yine seni satmaya kalksaydı, çocuğunu kaybetseydi. Adnan olmasaydı mesela. Şimdi çocuğun yüzüne bak. Sağlıklı, mutlu. Bir kardeşi olacak. Ne güzel. Bunun için şükret. Ha. Demir senden af dileyecek. Belki yarın değil ama en kısa zamanda. Af dileyecek. Söz veriyorum. Sizin sözlerinizin benim umurumda olduğunu mu düşünüyorsunuz? Senin umurunda olmayabilir. Ama benim umurumda. O kadar çok mu değer veriyorsunuz bana? Hiçbir kadın böyle bir suçlamayı hak etmez. Ayrıca sen kabul etmesen de ben sana çok değer veriyorum. Bazen düşünüyorum. Acaba ben senin yerinde olsaydım ne yapardım diye. Belki ben de senin gibi davranırdım. Ya ne bileyim, siz de aman meraklısınız ha. Gafur. Duydunuz mu silah sesini? Oh. Duyduk, duyduk. Ay korkmayın, korkmayın. Demir odada silahla uğraşırken patlayıvermiş. Ondan mı olmuş? Ondan, ondan. Ama merak etmeyin, hiç kimseye bir şey olmadı. Allah'tan. Saniye, gel. Buyur hanım. Gel Saniye'm, gel. Şimdi hani merak ediyorduk ya ne oldu diye. Demir Bey'im silahını temizlerken tak ateş alıyor. Ama Allah'tan hiç kimseye bir şey olmuyor. Hani soran olan olursa. Buyur hanım. Saniye, şey kızım, mutfağa git bir bak da eksik ne varsa bir liste yap. Gitsin Gafur alsın gelsin. Tabii tabii. Sen güzelce ne listeni yap Saniye. Ben gider bir kuş alıp gelirim. Bir eksimiz yok hanımım, çok şükür. Ben gideyim mutfağa. Demir nerede? Nereye gitti? Bilmiyorum büyük hanım, bir hışımla çıktı gitti. Aman bunu da bu hışımları. Şey yap, kapıdakilere söyle, girene çıkana dikkat etsinler, tamam mı? Tamam büyük hanım, siz hiç merak etmeyin. Hadi bakalım. Züleyha'ya ya Demir'le evlenirsin ya da Yılmaz asılır dedin, öyle mi anne? Evet. Benimle tehdit ettiğin için evlendi yani. İki yolum var dedim. İki yol.
Demir. En başından beri Züleyha'nın seni sevdiği için evlenmediğini biliyoruz oğlum. Biliyorum anne. Züleyha'nın beni sevmediğini biliyorum. Ama ne sanıyordum biliyor musun? Razı. O kadar çaresiz ki razı. Benimle evlenmeye. Beni sevmese bile. Çünkü ben onu seviyordum. O da zamanla fark eder, beni sever dedim. Ama öyle olmadı. Meğer Yılmaz'ı kurtarmak için evlenmiş. Ne değişecekti? Çaresizlikten evlenmiş olsaydı ne değişecekti? Yılmaz'ı kurtarmak için evlenmesi bana ağır geldi. Demir, beni suçla anneciğim. De ki anne, bütün bu yaşadıklarım senin suçundu. Ama ne olur üzme kendini oğlum. Seni suçlamıyorum. Keşke suçlayabilsem. O kadar hafiflerdim ki. Bana gelip sorsaydın, Züleyha'ya iki yolum var diyeceğim deseydin. Sana evet derdim anne. Çünkü çok seviyordum. Demir, o çocuk senin çocuğun. Ben Züleyha'ya kefilim. Anne, nasıl kefil olabilirsin? Defalarca kaçmadı mı, bas bas bağırmadı mı ben Yılmaz'ı seviyorum diye? Ama ben o kızı tanıyorum. Öyle bir şey yapmaz. Ha, varsayalım ki yaptı. Yılmaz onun peşini bırakır mı? Peşini bırakır mı hiç? Bak, cumartesi günü Müjgan'la evleniyor. Anne, anlamıyorsun. Benim raporum var. Türkiye'nin en büyük doktoru bana çocuğun olamaz dedi. Belki yanıldı. Yanıldıysa 6 yıl Filiz'le evli kaldım. Niye hamile kalmadı anne? Belki vaziyetin değişti. Olamaz mı oğlum? Demir, tıp çok ilerledi çocuğum. Bak, bir sürü test var. Ne olursun başka bir doktora git. Ya aksini söylerse anne. Ya senin çocuğun olamaz derse ben ne yapacağım anne? Bak, Züleyha'nın başka bir adamı sevdiği gerçeğini kabul ettim. Ama beni aldattıysa... Panik, çorbayı karıştır, dibini tutacak. Demir Bey, hakikat silahını temizlerken mi patlamış yenge? Öyleymiş gülüm, öyleymiş. Haydin çabuk çabuk, çabuk çabuk. Daha evvel hiç böyle bir şey olmadı. Demir Bey'in sinirleri bozuldu. Cüneyt Bey öldürüldüğünden beri öyle. Gelin hanımın da hali bir tuhaf ha abla. Tüm gün odadan çıkmadı. Haydi ki. Hadi Allah aşkına, al şunları götür içeri. Gülten, salatanın yağını, tuzunu koy, öyle getir. Gülten! Abi, ödümü kopardın. Oh. Abisi, bana ne olursun bir tas yemek. Ya abi çık, ne olursun çık. Yengem görürse ikimiz de mahveder ha. Görmez. Ölüyorum acımdan diyorum ya, ölüyorum. Abdi'nin o bulgurlu pilavı var ya, iflahımı kuruttu. Bir de kötü yapıyor, bir de kötü yapıyor. Ne olursun Selvi boylu bir tas. Hadi kızım. Etinden de koy biraz, etinden de. Abi çık. Dışarıda ye. Yengem görmesin. Allah razı olsun senden. Ekmek ben alırım. Hayır. Sağ ol. Ya 3 tike et ya var ya yok. Pinti. Hayır yani kimin malını kimden sakınıyorsun sen ya? Sırık. Gülüm, ekmekleri. Burada 2 ekmek vardı, biri nerede? Yok yenge, ben görmedim ekmek filan. 2 somun ekmeği görmedin. Gülten, sen o ahırzan parasına yemek mi veriyorsun? Yok yenge. Sana da yazıklar olsun. Yazıklar olsun.
bırakayım sen şunu. Yok sana yemek memek. Taş ye taş. Kız karnım çok aç, dökmeseydin ya. Bir daha seni mutfağımın çevresinde görmeyeceğim. Defol. Bir daha o ağır zamparasına yemek verdiğini görürsem seni de evden atarım. Vallahi de atarım, billahi de atarım. Yenge, bu kadar da günah değil mi? Ölsün mü acından? Ölsün. Onu o gibi bırakmadan evvel düşünecekti. Gülten, ben senin bu abini başıma tac ettim. Ayağının türabı oldun, türabı. O ne yaptı? Gitti önüne çıkan ilk sattı benim. Bu mu yani benim hakkım şimdi? Allah'ın hakkı için ben bunu mu hak ettim? Elbet hak etmedin yenge. İyi, Allah razı olsun. Şu ekmeği doğru içeri götür. Hadi oğlum, yemeğe başlayalım artık. Gülten, Züleyha'ya söyle kızım aşağı insin de yemek yiyelim. Tamam büyük hanım. Hayır hayır, lüzum yok. Aç olsaydı kendi gelirdi zaten. Hadi anneciğim başla. Gel. Ama böyle olur mu? Gebe kadın. Aç kalırsa ne olacak? Bebek gelişmez. Ne oldu? İştahım yok. Ay, kim gebe? Gelin kızım mı? Evet anneciğim, gelin kızım. Ay, inşallah bu sefer kızı olur. Adını da Hasene koyarız. Hasene koyarız inşallah. Tamam. İnşallah. Hasene koyalım. Sen her şeyi unut, Hasene'yi unutma. Ne düşünüyorsunuz? Beni öldüremediğine göre cezalandırmak için annenle bir şeyler düşünüyorsunuzdur herhalde. Hı? Ya çocuğumu alıp kaçıracaksınız yine ya da beni tımarhaneye kapatacaksınız. Hangisi? Züleyha sus. Hayır hayır hayır. Bu sefer susmayacağım Demir Yaman. Bu sefer susmayacağım. Siz benim hayatımı mahvettiniz. Bu sefer ben sizin hayatınızı mahvedeceğim. Sus artık! Sen beni ihanetle suçluyorsun Demir. Benim asla yapmayacağım bir şeyle. Bak, karnındaki bebek benim mi değil mi bilmiyorum. Merak da etmiyorum. Neden biliyor musun? Çünkü benim olmadığına emin olursam yaşatmam seni. Meselemiz var Şermin Hanım. Birisi size çıkardıkları borçlar, diğeri de ihtiyati tedbir.
Bir kere kızınıza gönderilen franklar için sizi borçlu çıkarmışlar. Ne? İyi de kendileri verdi gönül rızasıyla. Makbuzları var elimizde. İyi de bunları Demir şirkete muhasebeleştirmek için imzalaman lazım dedi bana. İyi niyetli değilmiş demek ki. Mahkemeye borç verdim diye beyan etmiş. Ay bittim ben. Bittim, mahvoldum. Hiç telaş etmeyin. İtiraz edeceğiz. Öyle kolay değil ispat etmeleri. İhtiyati tedbir ne olacak peki? Bankadaki paramı çekemiyorum. Berrin Hanım, 5 kuruşsuz kaldım. O hiç olacak iş değil zaten. Siz hiç merak etmeyin. Hayır, kaldırabiliyoruz yani. Tabii ki. Yarın ilk iş Hakim Bey'le konuşacağım. Oh, iyi. Hemen kaldıralım o zaman. Yok, öyle hemen olmuyor. Olsun canım, hemen olmasın. Kaç gün sürer? Vallahi en iyi ihtimalle 3-4 ayı bulur. 3-4 ay mı? Ne diyorsunuz siz Berrin Hanım, Allah aşkına? 3-4 ay ben ne yiyeceğim, ne içeceğim? Gel kızım hadi, gel. Otur da yemeğini ye. Saniye. Saniye. Büyük hanım, yengem eve gitti. Biraz yorulmuştu. Ha, tamam, önemli değil. Hadi gelin hanımın yemeğini getir. Gültencim, sadece çorba istiyorum. Az olsun. Hemen gelin hanım. Bir daha da bana gelin hanım deme lütfen. Züleyha de. Biz arkadaşız değil mi? Himmet, iyi akşamlar. Kapıyı açar mısın canım? Yengem aşure bekliyor da. İyi akşamlar. Züleyha, acaba kahve içmesen mi? Bebek için zararlı diyorlar ama tabii sen bilirsin. İçmeyin büyük hanım peki. Evet Züleyha. Kahve hamilelere iyi gelmez. Bence de içme. Sen nereden çıktın? Ben sizi hastanede doğru düzgün tebrik edemedim. Geleyim bir de evde edeyim dedim. Tabii. Anlı şanlı Yamanlara ikinci torun geliyor. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Şermin, ben sana bir daha bu eve ayak basma demedim mi? Nasılsın Züleyha? Nasıl geçiyor hamilelik? Bulantın falan var mı? Ben Betül'de ne çektim biliyor musun? Hele ilk 4 ay perişan oldum. Şermin, sen laftan anlamıyor musun kızım? Sen hangi yüze gelip de karşıma oturuyorsun benim? Çık git evine. Hiç doğacak çocuğumuzdan çıkar diye de korkmuyorsunuz değil mi? Şermin, saçmalama. Benim ahımı almayın yenge. Benim ahımı almayın. Sizin hiç vicdanınız yok mu? Ya zerre kadar insanlık yok mu sizde? Bana bak, benim sinirimi bozma. Çık git evine. Ya bu kadının anası yok, babası yok. Kızı uzakta, kocasından ayrılmış. Bir başına yapayalnız yaşamaya çalışıyor. Ayıptır, günahtır demiyor musunuz? Vallahi senin sözlerini dinleyecek havamda değilim. Kusura bakma. Kötülük yaparken hep havanızdasınız ama. Ana oğul, havanızı hiç kaybetmiyorsunuz maşallah. Banka hesabıma tedbir koydururken hiç utanmadınız mı? Bu kadar servetin içinde benim 3 kuruşuma mı göz diktiniz? Meselenin para olmadığını sen de ben de biliyoruz. Sen bu aileye ihanet ettin. Şimdi bedelini ödüyorsun işte. Siz de ödeyeceksiniz. Hah. Gün gelecek misliyle çıkacak sizden. Ben şimdi çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıksın. Hastanelerde harcayın. İlaç doktor parası yapın diye ilenmiyorsam insanlığımdan. Ama bana böyle davranmaya devam ederseniz yenge, size öyle bir beddua ederim ki. Ay Züleyha'cığım, sen üstüne alınma canım. Ben sana söylemiyorum.
benim derdim bu iki Yaman'la. Ay, 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 ay. Bebeğime dua etme, beddua etme. Günah, günah. Nesi var bunun gene? Bir karış surat. Çocuğu mu istemiyor? Allah ıslah etsin seni Şermin. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Çek git evine. Ay, ay yenge, ya sizinle de şöyle oturup güzel güzel sohbet edilmiyor. Gülten! Gülten! Büyük hanım. Abini çağır. Aa, fedainizle attıracaksınız yani. Yaparsınız siz tabii, ben her şeyi beklerim sizden. Siz aslında her türlü bedduayı hak ediyorsunuz da ben etmiyorum şimdi. Ya Şermin Hanım. Ben sana kapıdakiler girene çıkana dikkat etsin demedim mi? Ha? Demedim mi? Dediniz büyük hanım, ben de kapıdaki o iki sığırı aynen böyle dedim ama anlamıyorum. Bak, bir daha bu kadın bu eve ayak basarsa yemin ediyorum seni kapı dışarı ederim. Anladın mı? Anladım büyük hanım, ben hemen gidip soracağım bunun hesabını. Yenge. Gel gülüm. Ay. Bitti mi mutfağın işi? Fadik bitirir. Yenge, ben az evvel bir şey öğrendim. Ne öğrendin? Züleyha hamileymiş. Hamile miymiş? Kenan. İkinciye. Öylesi olsun gülüm. Allah ananı babalı büyütsün dedik. Ah yengem benim. Keşke demeyeydim. Yok, ben zaten öğrenirdim. Olacağım. Olacak. Olmuyor, olsa şimdi çoktan olur da olmuyor. Olmuyor.
Hallettim ben onu. Kısmetse evlendiriyoruz Yılmaz'ı cumartesi günü. O doktor hanıma değil mi? Evet, doktor Müjgan. Maşallah. Düğünü nerede yapıyorlar? Fekeli Ağa'nın konağının arkasında ağaçlıklı bir yer var orada. Hmm, bayağı geniş orası. Güzel düğün olur. Geniş geniş. Zorlasan Çukurova'yı da alır. Ne donatır orayı şimdi Fekeli Ağa? Donatır donatır. Donatmaz mı? Ali Rahmet abinin sevinçten içi içine sığmıyor. Nesi var Demir Bey'in dalmış gitmiş? Bilmem. Var bunun bir derdi, var. Hazmedemiyordur, hazmedemiyordur. Hazmedemediğinden hasta olmuştur. Ne diyorsun Hatip? Neyi hazmedemiyormuş? Ya kolay mı be Cengo? Demir'in eski şoför doktor hanım alıyor. Ya bir düşün. Koskoca doktor. Demir Yaman bunu nasıl hazmetsin? Hatip, edebini takın kardeşim. Ayıptır, böyle şeyler söylenmez. Ya ben şimdi ne dedim ki? Demir'in şoför doktor hanım alıyor. Aslında Demir'in karısının eski kırığı mı dedim? Ne dedim? Doğru konuş lan, alırım ayağımın altına. Ya sen hala bu adamın avukatlığını mı yapıyorsun? Ya bu adam bakanın önünde senin ağzını burnunu kırmadı mı? Ulan ben senin ağzını burnunu kırdım. Bırak ya. Değmez. Tamam bırak dur. Canım Çukurova ne hale geldi ya. İnsanlara bak. Ya çok saf bu Cengo lan. Kızım ne yapıyorsun sen? Kaçmıyorum, merak etmeyin. Hiçbir yere gitmeye niyetim yok. Demir hatasını anlayacak. Hata mı? Demir beni ihanetle suçladı. Ne hatası ya? Ne yapıyorsun kızım Allah aşkına? Züleyha, ne yapıyorsun Allah aşkına? Bu odada mı kalacaksın? Tamam, kabul ediyorum. Demir'in söyledikleri de yenilir yutulur şeyler değil. Ama o da hatasını anladı kızım. Siz bir ailesiniz. Aile mi? Nasıl bir aile bu? Bu nasıl bir aile bu? Züleyha, karnındaki bebeği düşün kızım. Dokunmayın, çıkın lütfen. Züleyha. Çıkar mısınız? Çıkın. Sonra sadece senle beni zannedeceğim. Sadece ikimiz. Senin için yaşayacağım artık. Nasıl mutlusun? Seni böyle görünce... Ne çok... beni böyle görünce? Keşke o gece Yılmaz'ın kalbini kırmasam mı diyordun acaba? Aa, hemen de laf sokuyoruz. Tamam hadi devam edelim, bitmeyecek yoksa. Şimdi, bendeki liste tamam. Ama bir düşünelim ya, eksik kimse kalmasın. Tamam, bakalım. Tabip Yüzbaşı İbrahim Sarıyayla, Çorlu Asker Hastanesi. Hı. Aa, bizim İvo subay mı oldu? Hı hı. Ya, yüzbaşı demek. Ay,
Pek de havalıymış. Ve de hala bekar. Ya. Ay çok yakışıklı çocuktu, boylu poslu. Yakışıklı çocuktu. Ya, değil mi? Üniforma da çok yakışmıştır değil mi? Kesin. Ya. Gel. Bakarsın siz ya, ikiniz. Ya bedeli. Hiçbir şey olmaz böyle ya, tamam, şeyler. Tamam. Neyse çağırıyoruz zaten. Tamam. Annenle babanın davetiyelerini gönderdin mi? Göndermeyeceğim onları. Gelmeyecekler mi yani? Bu bizim Nurdan hala Kayseri'de mi? Hayır, yanlış yere göndermeyeyim diye soruyorum yani. Müşken, konuyu değiştirme. Annenle babanı soruyorum. Gelmeyecekler Figen. Annem de babam da düğünüme gelmeyecekler, tamam mı? Oldu mu? Gelirler be canım. Ya biricik kızlarısın. Tamam şimdi kızgın olabilirler ama düzelir. Bak sen kendin götür davetiyeyi. Ha? Yüzünü görürlerse dayanamazlar. Atla yarın uçağa git. Konuşmak istemiyor. Annem benimle konuşmak bile istemiyor. Aradım. Santraldeki kız görüşmek istemiyor dedi. Babam? Babam sekreterine dedi biliyor musun? Sekreteriyle konuşabildim çünkü sadece. Behzat Hoca'nın kesin talimatı var. Telefonunuzu bağlayamıyoruz dedi. Beni her şeyden çok sevdiğini sandığım abim mektup yazmış. O adamla evlenmeni onaylamamı bekleme diye. Ben çok yalnızım Figen. O kadar yalnızım ki. Hayır. O kadar yalnızım. Hayır, hayır, hayır. Yalnız falan değilsin, tamam mı? Seni artık dünyada her şeyden çok seven bir Yılmaz var. Seni annenden, babandan, abinden, herkesten çok seven bir Yılmaz, tamam mı? Ağlama bir tane. Üzülme. Sevdiğin ben olmalıydım. Gönlüne başkası girmemeliydi. Tanrı'dan dileğin ben olmalıydım. O sevgi en başta benim hakkımdı. Biricik sevdiğin ben olmalıydım. Gönlüne başkası girmemeliydi. Tanrı'dan dileğin ben olmalıydım. Ellerin elimle buluşmalıydı. Gözlerin gözümle konuşmalıydı. Kalbim tek kalbimle anlaşmalıydı. Boynuna sarıla ben olmalıydım. Ben olmalıydım. Ben olmalıydım. Boynuna sarıla ben olmalıydım. Ben olmalıydım. Ben olmalıydım. Boynuna sarıla ben. Tebrik ederim Züleyha. İkinci kez anne olacaksın. Allah ne olur bana yardım et. Yanlış bir şey yapmış olmayayım, ne olur bana yardım et, ne olur. Geldin mi evlat? Geldim baba. Gelin hanım nasılsın? İyi. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Ne acı be. Vaktinde olmayanı anladığında vakit olmuyor. Ben olmalıydım, ben olmalıydım. Sevilen, özlenen ben olmalıydım. Seni
olmalıydım. Ben olmalıydım. Ben olmalıydım. Sevilen, özlenen. Ben olmalıydım. Seni bir başkası sarmamalıydı. Kalbinin sahibi ben olmalıydım. Ellerin elimle buluşmalıydı. Gözlerin gözümle konuşmalıydı. Kalbim tek kalbimle anlaşmalıydı. Boynuna sarılan ben olmalıydım. Ben olmalıydım. Ben olmalıydım. Boynuna sarılan ben olmalıydım. Ben olmalıydım, ben olmalıydım. Boynuna sarılan ben olmalıydım. Yılmaz kardeş, senin şu Almanya'daki adamlarla irtibatın devam ediyor mu? Hangi adamlar? Ya yok mu narenciye sattığın? Devam ediyor, hayırdır? Aklımda bir şey var da. Olur mu olmaz mı bilmem. Neymiş söyle bakalım. Diyorum ki Almanya'da kendi şirketimizi kursak ha. Soğuk hava depoları falan. Burada ne lazımsa yaparız. Orada da dört başı mamur teşkilatı hazırlarız. Buradan ihracat, oradan ithalat ha. Olur mu bilmem. Vallahi cengaver olur. Güzel düşünmüşsün. Ben konuşurum gidip. Hatta beraber gideriz, yüz yüze konuşuruz. Eyvallah. Sen şu yoğunluğunu hele bir atlat da. Entegre, sessiz, çır çır, bağ bahçe derken Almanyalarla nasıl uğraşacaksın? Olur olur. İş olsun da uğraşalım. Zaten entegreyi bırakıyorum. Yamanları satacağım hisseleri. Sahi mi? Konuştun mu Demir'le? Konuştum. Teklifimi sundum. Düşüneceğim dedim. Ama kabul edecek bence. Bence de. Benim tanıdığım Demir Yaman o tesis için elinde avucunda ne varsa feda eder. Bakalım göreceğiz. Günaydın gençler. Günaydın baba. Rahatsız olmayın, rahatsız olmayın. Gel gel, oturun, gel otur. Oturun, otur. Yahu evlat, şurada üç gün kalmış düğününe, sen hala iş peşinde misin? Sen Yılmaz'dan daha heyecanlısın Ali Rahmet abi. He vallahi heyecanlıyım cengaver, yalan yok. Heyecanlıyım vallahi. Kolay mı? Kayınpeder olacaksın. Şükürler olsun, Rabbim bana bunu nasip etti. Artık darısı senin başına. Amin abi. İnşallah görürüz o günleri. İnşallah. Evlat, sen gecikmedin mi? Hadi geç kalma. Tamam, gideyim. Hayırdır kardeş, nereye? Hayır, hayır. Günaydın Saniye. Hayırdır? Sabah sabah yine güller açıyor yüzünde. Ya bir git başım ben. Züleyha bebek bekliyormuş, duydun mu? Ah, gerçi Gülten söylemiştir sana. Ne adaletsiz dünya ama, değil mi? Seher alıyor, Züleyha alıyor. Bir sen alamıyorsun çocuğunu kucağına. Şermin Hanım, o diline hakim olacağım. Tamam. Ben kötü bir şey demiyorum ki Gülten. En çok Saniye hak ediyor anne olmayı diyorum. Ya Allah, ya Muhammed, evet, ya sabır, ya selam. Yalnız Saniye, senden de ne güzel anne olurdu be. Hı? Ne iyi bakardın ama çocuğuna. Yok, yok. Ben bu kadının dilini keseceğim artık. Yok, yeter artık, yeter, yeter, yeter. Yeter. Yok. Duymuyor musun yenge? Ne zaman ağzını açsa zehir saçıyor. Çirkefe taş atma, üstüne sıçrar demişler. Ben miyim çirkef? Hı. Diyene bak. Yürü, yürü, yürü.
Gaffor'a çocuğu kucağına alacak saniye. Seher meher demeyecek, alacak. Görürsün bak. E hazır bulmuş tabii. Bırakır mı? Şemsiye de var ama. Kesmiyor şemsiye. Gülten, Gaffur'a söyler misin? Kahvaltı bittikten sonra şuraya bir yere taşısın masayı. Yemekleri artık orada yiyeceğiz. Ay, bizim bebeğimiz olacak biliyor musun? Yeni bir bebek, yeni bir bebek. Öyleymiş annem. Gözümüz aydın. Ama kızımız olacak. Adını da Hasene koyacağız. Evet anneciğim, Hasene koyacağız. Gülten nereden biliyor ki? Bilmem, herhalde Şermin söyledi. Ne yani, konakta herkesin haberi mi var? E ne olacak oğlum, ne var bunda? Demir, sen bu çocuğu istiyor musun, istemiyor musun? İstemiyorsan söyle, icabına bakmak kolay çünkü. Selamun aleyküm Hıdır dayı. Vallahi yaşıyorsun ha. Burası da yol geçen hanına döndü ya. Allah Allah. Başıma gelen. Kızım, mektubu Züleyha mı yazmış? Abi kurban olayım, kimseye bir şey deme. Allah'ın aşkı için deme. Kız bana güvendi. Mektubu... Kız bir sus! Bir sus! Sus! Olmaz burası.
Şok mu bu ya? Ay ne yapacak ki orada? Yani sonuçta yemeği var, başka bir şey yok. Ben onun bir kısmını alayım. Bebeğine götürdün. Saniyenin çalışıp dişinden tırnağından arttırdın, aldın saniyeden olmayan bebeğine. Kardeşim burası. Hastane, hastane. Özel hastane. Annesi birkaç gün müsaade istedi Behzat Bey. Muhakkak ödeyecek. Ben anlamam abi. Ya faturayı ödeyecek ya da taburcu edeceksin. Ama daha tedavisi bitmedi Behzat Bey. Ya bitmediyse devletin hastanesi orada duruyor. Gitsin orada devam etsin. Hadi hallet şu işi. Tedavisi bitmemişmiş. Ya bütün idealist hekimler de beni buluyor. Ya bitmediyse bitmedi. Allah Allah. Allah Allah. Yok parası yokmuş, yok bilmem neymiş. Ya yok öyle 3 köfte 25. Heh. Çukurova'nın en meşhur eşkıyası Yılmaz Bey hastanemize teşrif etmiş. Aa, rahatsız olmayın, oturun oturun. Ne içersiniz? Ne ikram ederim size? Hı? Müjgan'ın düğüne geleceğinden haberi yok. Sürpriz yapacaksın. Geleceğiz yani. Hı? Değilsen bile beni getiremez o düğüne. Düğün cumartesi akşam 7'de. Sen sabah uşağıyla geleceksin. Eski karını da getireceksin Sevil Hanım. Beraber geleceksiniz. Adamlarım havaalanında sizi karşılayacak. Bunlar da uçak biletleriniz. Otelde de yer ayırttım. Eski karınla aynı odada kalmak istemezsin diye 2 ayrı oda. Sen bu sahte kabadayı havalarıyla mı ayarttın benim kızımı? Hı? Ya sen benim kim olduğumu hala anlayamadın değil mi? Valisinden bakanına hepsi benim hastam be, hastam. Bir telefonunla içeri girersin, sittin sene çıkamazsın. Ha, o yerekli köstekli şan babası da çıkaramazsın. Şimdi al şu biletleri, kaybol buradan, hadi. Geleceksin diyorsam geleceksin. Sen de eski karınla geleceksiniz. İster uhuletle ve suhuletle, ister zorla. Yoksa başına neler gelir tahmin bile edemezsin. Yenge, baksana her şey o kadar taze ki çiğ duruyor üstünde. Yenge? Ne oldu? Kurban olayım sana, ne oldu? Yenge. Yok bir şey dedim. E niye ağlıyorsun o zaman? Ya yok bir şey dedim, yok. Yok. Yenge. Ne olur? Ha? Ne oldu yenge?
götürdü Gülten. Bizim birlikte biriktirdiğimiz parayı o götürdü. Bebesine sahip çıkacak. Geceleri Allah seni inandırsın gözüme uyku girmiyor. Sabaha kadar böyle tavanı izliyorum ya. Seherim ne yapıyor diyorum, ne ediyor, ne yiyor, ne içiyor. Bebemiz ne yapıyor diyorum kendi kendime, uyuyamıyorum. Bebemiz ha, bebemiz. Madem bizim bebemiz, büyük hanıma niye yalanlar attın benden değil diye? Seher bak beni bir dinle, bir izah edeyim. 2 dakikada sattın beni. Yok suçu Mehmet'le görmüşmüş, yok duvarcı bilmem kimle görmüşmüş. Çıkardın beni. Ya Seher'im ne olursun bak bir dinle. Günahıma girdin günahıma. Bana yazık, günah değil mi? Günah Seher'im, çok günah. Yani vallahi de billahi de cehennemin dibinde böyle cayır 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 yansam yeridir. Vallahi yeridir. Ama bir düşün, bir sor. Niye öyle dedim? Bir sor. Bir sor bana, ben sana izah edeyim. Bir sor bana. Ya hadi git şuradan, gözüm görmez. Ya Seher bir dinle, kurban olayım bir dinle. Ben büyük hanım yanında bebe benim deseydim ne olacaktı biliyor musun? Bak ben sana anlatayım. Saniye oracıkta seni öldüresiye dövecekti. Ya hadi seni geçtim, çocuğumuza zarar verecekti ondan. Püh, Allah senin belanı versin. Başka yalan bulamadın değil mi? Sen adam değilsin Gafur. Sen erkek değilsin. Erkekli gölde karnıma bebeği koyup kaçmakla olmaz. Arkamda durmakla olur. Sahip çıkmakla olur. Seher bak beni bir dinle. Kurban olayım. Burada millet var, bizi duyarlar ederler. Ne duyarlarsa duysunlar. Duysunlar. Şş, kurban olayım ne olursun sus. Ne olursun ya. Ya sen beni niye susturuyorsun ki? He? Yakında anlamayacaklar mı? Aa bu çıkınca ne olacak? Anlamayacaklar mı? Olan bana oldu bana. Sen geceleri gidiyorsun karının koynunda yatıyorsun. Bak bana. Bak halime. Bu halimle bahçelerde sürünüyorum ben. Seher. Al. Ne bu? Al para. Kız, ben seni gönlümden siler miyim hiç? Bakma. Kader mecbur bıraktı. Böyle oldu. Ama sen benim hep gönlümdesin. Al bir tanem. Hadi al. Kendine iyi bakacaksın. Bol bol harca. Hiçbir şey aklında kalmasın. Yediğine içtiğine dikkat edeceksin. Etindir, sütündür, balındır, tereyağındır. Geniş geniş harca. Al ye. Ben şimdi böyle ara ara geleceğim. Sana para bırakacağım. Kendine iyi bakacaksın. Çocuğumuza iyi bakacaksın. Hiç kimseye de bir şey belli etme. Tamam mı? Tamam mı kınalı kızım? Anlaştık. Bak, sen sahipsiz değilsin Seher. Gaffur Ağam senin arkanda. Tamam mı gülüm? Arkamda olsan ne olur? Saniyenin yanında olduktan sonra. Sen onu kafana takma. O iş bende. Nasıl? Saniyeyi boşayacağım. Sen alacaksın. Sen mi diyorsun? Esak diyorum tabii. Ne zaman? Ne zaman boşayacaksın saniyeyi? Yani şu anda bir gün, saat veremiyorum. Yani versem yalan olur. Ama en kısa zamanda gelip seni alacağım. O vakte kadar kendine, çocuğa iyi bak. Kimseye hiçbir şeye belli etme. Kafanın önüne işini yap, tamam? Bir ay sonra gene gelip, gene para vermezsen bütün taş ucudu ya Gafur. Yemin içiyorum, dağlara taşlara bu bebenin babası Gafur Ağa'dır diye yazarım. Anladın? Anladım. Haydi. Haydi. Demir!
Ben de sana geliyordum. Sebep? Sen haklısın. Aramızdaki bu düşmanlığı bitirelim artık. Bunun kimseye faydası yok. Ben de düşündüm. Seni düğünüme davet ediyorum. Hem bu hisseleri de konuşuruz. Seni istediğin şekilde hallederiz. Lan sen dalga mı geçiyorsun benimle? Hani sen silah bırakmıştın? Bunu sen kendin söylemedin mi bana? Bak bende silah yok. Ben sözümün arkasındayım. Ama madem sen sözünün arkasında durmuyorsun, o zaman çek tetiği hadi. Hadi! Erkek sen çek tetiği hadi. Hadi! Demir. Hadi çek tetiği. Bırak çengeyi bırak, bırak, bırak. Çeksene tetiği. Yapmayın, indirin şunu. Hadi. Hadi çek tetiği. Hadi Demir Yaman, çek tetiği. Erkek sen çekersin o tetiği, hadi. Demir. Boş gezme o zaman. Bir daha karşılaştığımızda sen de silahını çek. Kim erkekmiş, kim değilmiş anlayalım. Ne derdi var bunun yine? Ne bileyim cengaver. Var bir sıkıntısı. Hadi hayırlısı. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Tekrar tahlil yaptıracağım. Demir. Çok sevindim anneciğim, çok sevindim. Çok sevindim, bak müjdeli haber alacaksın. İnan bana, annem demişti dersin, müjdeli haber alacaksın. Göreceğiz bakalım. Peki, fikrini değiştiren ne? Ben şüpheyle yaşayamam anne. Ya sen haklıysan? Ya karnındaki bebek bana aitse? Dünyalar benim olur o zaman. Züleyha'nın saçının telini bile incitmem. Ayaklarına kapanırım, beni affetmesi için her şey yaparım. Ama sen haklı değilsen anne. Doktor bir kere daha bana aynı şeyi söylerse. İşte o zaman ikisini de yaşatmam. İkisini de. Aa, Züleyha, hayırdır şekerim bu saatte? Demir'le kavga mı ettiniz? Demir yok, İstanbul'a gitti. Ha, cadı yengem kıymetli oğlunu evden mi kovdu yoksa? Seninle önemli bir şey konuşmam lazım Şermin. Hayırdır, ne konuşacaksın? Burada olmaz. İçeri girebilir miyim? Tabii. Gir. Hayır olsun bakalım. Ne söyleyeceksin? Senden bir şey rica edeceğim Şermin. Benden rica edeceksin. Hünkâr cadısından gizli bir şey o zaman bu. Bana yardım et.
Hoş geldin Yaman Hanım. Hoş bulduk. Hayrola, ne oldu Ali Rahmet? Dur hele bir otur, soluklan. Önce kahveni iç, konuşacağız. Söyle hadi, ne oldu? Bu büyük saatin orada Demir Yılmaz'a silah çekmiş. Ne yapmış? Silah çekmeye gücü yetmiş de tetiği çekmeye yüreği yetmemiş. Yılmaz sebebini bilmiyor. Sen biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Ben silah çektiğini şimdi senden duyuyorum. Niye böyle bir şey olmuş? Şimdi bunlar çarşıda karşılaşmış. Yılmaz da onu görünce artık bu düşmanlık sona ersin demiş. Davetiye vermek istemiş. Senin oğlan eline davetiye alacağına silahı eline almış. Sen artık demir silahı bıraktı demedin mi Yaman'ım? Kurşundur, mermidir, ateştir, şiddettir. Artık böyle bir şeyler yok demedin mi? Ne yapmak istiyor bu? Bilmiyorum. Bilsem engel olmaz mıyım canım? Tam her şey bitti diyoruz. Bir şey oluyor, yeniden başlıyor. Halbuki Yılmaz yuvasını kırıyor. Sen ikinci torununu kucağına alacaksın. Güzel haberler geliyor, mesut oluyoruz. Ama senin oğlun her müjdeyi geliyor boğazımıza diziyor. Bilmiyor mu ki bizim boğazımıza bir şey takılırsa o yutkunamaz bile. Durup dururken niye silah çekti acaba? Durup dururken değildir Yaman Hanım. Mutlaka bir sebebi vardır da sen bilmiyorsun. Kim bilir? Belki de onu bir dolduran vardır. Olabilir. Ben Demir'le konuşur öğrenirim. Yok yok. Bence konuşmana gerek yok. Konuşman vaziyeti değiştirmez. Yok, vaziyet değişecek. Ben artık bu düşmanlık bitsin istiyorum. Biz de öyle istiyoruz da bitmiyor işte. Biz her dini konuşmasını iyi biliriz. Senin oğlun da bunu iyi bilir. Ama aynı dili konuşalım istiyoruz. İnsanca ve kardeşçe konuşalım istiyoruz. Sen üzülme. Sen üzülme, dayanamam ben üzülme. Senin gözündeki tek damla yaş benim gönlümde taş olur. Şimdi müsaaden varsa sana bir şey sormak istiyorum. Sor. Oğlunun gösteremediği büyüklüğü gösterip bizim düğünümüze gelir misin? Gelirsen bu garibi çok mesut edersin. Senin hepimizin üstünde yerin var. Ya tabii yani bir mahsuru yoksa senin oğlun hiddetlenmeyeceksin. Yok hayır. Demir bana karışmaz. Gülüşünden güller akıyor. Ne zaman yaptırdınız bunu? 9-10 yıl evvel. Durum değişmiş olabilir mi? Merak ediyorum. Yeni tetkik metotları gelişti. Artık hem teşhiste hem de tedavide çok daha iyi sonuçlar alabiliyoruz. Yani müsbet bir ihtimal olabilir mi? Tetkik etmeden bir şey söylemem Demir Bey. Önce bir tahlillerinizi yapalım. Fikri, bu masanın iskemleleri nerede? Buraya da koysanız da iskemleler. Tamam ağam. Boş bırakmayın oğlum. Çiçekler? Geldi ağam, yerleştiriyorlar. Ha iyi, bak hiçbir kusur olmasın ha. Tamam ağam. Misafirleri çok güzel ağırlamamız lazım ona göre. Tamam ağam. Peki lan, bak
güzel olmuş mu? Aman da kara böcek gelmiş, bir kara böcek daha gelmiş. Çok güzel olmuş, çok çok prenses olmuşsun. Gel seni de öpeyim. Harika olmuş. İki gündür baş ucunda. Onunla yatıyor, onunla kalkıyor. Aferin sana. Ne bunlar? Nikah şekeri ağam, çok güzel olmuşlar. Aa, hakikaten de çok güzel olmuş. Kapıda gelenlere bunları tek tek dağıtın, eksik yedik kalmasın, tamam mı? Tamam. Hadi kızlar. Hadi bakalım kızlar, onlara da veren şeker de. Tamam. Hadi. Volkan. Ben düğüne yetişeceğim. Başınızda duramayacağım sizin. Bu duvarı tamamen yıkın. Çıkan taşları da çuvallara koyun, tertemiz olsun, tamam mı? Sen merak etme abi. Hadi mahcup etmeyin beni. Kolay gelsin. Sağ olasın abi. Çetin abi. Ne oldu Volkan? Abi duvarın içinden bunlar çıktı. Tamamdır, sen bak işine. Yalnız ben böyle güzel bir gelinlik görmedim. Paris'ten geldi canım. Müjgan'a da bu yakışırdı zaten. Yapmalı sen de. Maşallah. Ya canım benim. Ya kuğu gibi oldun be. Oldu mu? Beğendin mi? Çok. Neyse hanımlar hadi. Damat gelecek birazdan. Ay, çok saç sırası kimdeydi? Ben de. Hadi. Kızlar benim de bir hocam vardı. Onu bir halledelim. Hadi. Geç kalacağız. Heyecanlı. Oradan sonra Ayşin alırsınız, evet, olur mu? Saçlarım duruyor daha. Ben senin makyajını kıyım. Ben şundan bir şey istedim ya. Azıcık. Şuralara. Kızlar sonra ojeye ben alacağım. Ay ben de. Figen, çok yoruldum benim için. Yorulacağım tabii. Kardeşimsin sen benim. İnşallah sen de benim kadar mutlu olursun. İnşallah. Gerçi senin kadar mutlu olmam zor. Baksana nasıl titriyor ellerim. Çok titriyorum. Heyecanlandı işte. İçimi bilsen, kalbim kuş olup uçacak sana. Gelesin de olacak o kadar. Çok güzel olacak, merak etme. Gerilme değil mi? Heyecanlanabilirsin. Çok güzel oldun be. Biraz nefes alamıyorum ama gelinlikten olur o kadar. Çok güzelsin. Doğru yapıyorsun Yılmaz, doğru yapıyorsun. Mesut olmak senin de hakkın. Yılmaz abi. Gel Çetin. Araba hazır mı? Hazır abi, hazır. Da ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Konakta yıktığımız duvardan bunlar çıktı abi. Bunlar şey. Bunlar bizim üveyitlerimiz. Mahpusa düşmeyeyim diye hazırlatmıştım. Sakladığım yerden alamadan jandarmaya yakalanmıştım. Abi, diğer de şeyin. Yani ben baktım bir şey olmasın diye de. Süleyha Yaman'ın. Demir Yaman'ın karısı. Gördün bunları? Yok abi, görmedi. Volkan böyle bitirdi. Tamam. Abi bir de duvardan para çıktı. Onlar benim değil. Kim sakladı o zaman? Ben biliyorum kimi sakladığını da boş ver. Sen onlara ihtiyacı olanları dağıt. Tamamdır abi.
Ay, çok güzel oldu. Şu duvağın güzelliğine bak. Evet, çok güzel olmuş. Maşallah. Ya, çok güzelsin. Çok güzel oldu. Bakayım. Ay, çok güzel oldu. Ay, maşallah. Hadi bakalım kızlar, bizler de alalım birer tane gelin tellerimizden. Yalnız kızlar, fakültedeyken ilk Müjgan evlenecek deseler hayatta inanmazlar. aşk bu, ayağını yerden kesiveriyor insanın. Herkes aldı mı? Aldık. Aldık mı? Ya bir şey diyeceğim. O kadar tatlısınız ki. İnşallah hepiniz en az benim kadar mesut olursunuz. İnşallah. Bu gelin teli aşk getirsin, onur getirsin her birimize. Amin. Yalnız ben bunu takamıyorum. Gel, ben takarım. Tamam. Güzel olur mu? Ha? Tamam. Benim çok güzel oldu. Benim de uzun. Sen kızlara çekmiyorsun, olmuyor işte. Daha çok güzel olanı. Yalnız gelin taktı bana, önce ben. Tamam mı? Damat bey. Gel bakalım damat. Geldim. Yılmaz kardeşim o kadar heyecanlı geldi Rahmet abi. Sabahtan beri dört dönüyor. Fazla üstüne gitme Cengo. Nereye bastığını bilmiyordur şimdi. Vallahi Sabahattin abi haklı. Sabahtan beri dolandım durdum. Dolanıp durmasaydın iyiydi. Allah heyecanı daim etsin evlat. Amin. Kesmiyor. Kesiyor ya, kesiyor. Keser. Çetin, şuradaki kurdeleyi bağlar mısın? Onu mu? Evet. Bağlayayım. Koma için hazır mı bizimkiler? Hazırlar abi. İyi misin? Bir şey söyleyeceğim. İyi olacak o kadar. Tamam, sakin ol. Hayır, geçmiyor ama bir türlü. Tamam, gelince geçer. Diyeceğiz. Damadı geri yollayacağız. Damat geldi. Hadi biz diğer odaya geçelim. Şu kapıyı açalım biz de. Girdi mi? Heh, tamam. Açıyorum. Aç. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Oo, damat bey, bu ne yakışıklılık. Yalnız bizden kız almak zordur. Öyle kolay vermeyiz kızımızı. buyurun. Merhaba. Kapı açılmıyor damat bey. Adettendir. Bahşişimi beklerim. Ercan. Teşekkür ederim. Gelinimiz hazır mı? Hadi gel.
Kalbim yerinden çıkacak gibi. O kadar heyecanlıyım ki. Ben de. Canım kızım, Allah ayırmasın sizi. Amin. Çok teşekkürler babacığım. Baba. Evlat. Nasıl söylerim ben senin hakkını? Asıl ben senin hakkını nasıl söylerim? Bitmiş, çökmüş, kendinden bile uzağa gitmiş bir adamı tekrar hayata kazandırdın. Bana evlat sevgisini bir daha yaşattın. Ben senin hakkını ödeyemem ki. E hadi. Çocuklar yol bağı yapmış. Zarfları versene. Tahlillerimin sonucu belli oldu mu? Uçağımın saati yaklaştı da. Kontrol edin efendim. Lütfen. Büyük Hanım, nereye gidiyorsunuz? Büyük Hanım dediğine göre yine bir şeyler düşünüyorsun. Aa, sizin yaptıklarınız benim aklımdan hiç çıkmıyor canım, o ayrı bir şey. Düğüne mi gidiyorsunuz? Evet. Ailemiz için gitmem lazım. Yılmaz'la Müjgan evleniyorlar. Bütün gün korna sesleri vardı Çukurova'da. Kıymetli bir düğün. Katılmanız icap eder.
Ailemiz için gidiyorum. Düşmanlık sona ersin diye. Sulh olsun diye. Gidin, gidin, gidin. Her şeyin en iyisini siz bilirsiniz. Kim kimle nasıl mutlu olur, her şeyi siz bilirsiniz. Gidin. Demir de gelsin. Demir niye yok? O da gelsin. Züleyha. Kendini üzme artık. Bebeğine zarar vereceksin. Müjgan'a benim adıma saadetler dileyin. Demir Bey, 10 yıl evvel size tam olarak ne dendi bilmiyorum. Fakat sizin çocuğunuz olabilir. Ne? Bu ihtimalle %10 diyebiliriz. Eğer erken teşhis konsaydı, tedavi olsaydınız daha önce de çocuk sahibi olabilirdiniz. Tahlillere göre düşük bir ihtimalle de olsa şu anda da tedavi görmeden çocuk sahibi olabilirsiniz. İyi de bu nasıl olabilir? Bana bunun asla mümkün olmadığı söylendi. İnsan vücudu mucizelerle doludur Demir Bey. Kaldı ki bu bir mucize sayılmaz. Sıkça rastladığımız bir durum. Bazen çalışma koşullarına göre erkeklerde bu tür hadiseler görülebilir. Örneğin çok sıcakta çalışan erkeklerde sperm kalitesi düşer. Ama işi bıraktıklarında yeniden hücreler canlanır ve çocuk sahibi olabilirler. Yani çocuğum olabilir mi benim? Doğru mu anlıyorum? Evet Demir Bey. Bazen bir hücrenin canlanması bile çocuk sahibi olmaya yeterlidir. Dilerseniz uygun bir tedavi programıyla %10 olan şansınızı %40'a 50'ye çıkarabiliriz. Sağ olun doktor bey. Emin olun hayatımın en güzel haberini verdiniz bana. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yine geleceğim. Bekliyoruz. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. İyi
Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hayırlı. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz abiciğim. Sağ ol. Hoş geldiniz. Sağ ol. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bunun hesabını soracağım. Nasıl soracaksın? İlkokuldaki gibi parmak kaldırıp mı soracaksın? Senin hesabın kızının saadeti olsun Profesör Efendi. Ben oğlumun saadeti için bedeli ne olursa olsun ödemeye hazırım. Merak etme. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş geldin Yaman Hanım. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Sağ ol. Ali Rahmet Bey, bir resim alayım. Teşekkür ederim. Sen şimdi geldin ya, buradan böyle kuşlar havalandı gökyüzüne. İyi ki geldin. Hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk. Cengaver, iyi akşamlar. Hoş geldin hünkârım. Hoş bulduk oğlum. Nihal, iyi akşamlar kızım. İyi akşamlar. Çetin, Yaman Hanım. Baba, bu densizin ne işi var burada? Boş ver Cengo. Bir cenaze, bir düğün. Gelene niye geldin diye sual olmaz. Gelen baş tacı. Hoş geldin Hatip. Hoş bulduk Fekeli. Allah utandırmasın. Amin amin, sağ ol. Hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah, sağ ol. Cengo. Hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsın? Sağ ol sen. Eyvallah, eyvallah. Hanımefendi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sen söyledin değil mi bizim gece orada kalamayacağımızı? Söyledim canım, merak etme. İlk bizi alacaklar. Tamam, sağ ol. Hünkar Hanım'la Demir öğrenince kıyamet kopacak Züleyha. Fena kıyamet kopacak hem de. Umurumda bile değil. Mesut ettiniz ki beni. Allah hep mesut etsin kızım. Umarım bu kararından pişman olmazsın kızım. Olmayacağım baba.
Öyle mesudum ki sen merak etme, hiç pişman olmayacağım. Ne kadar yakışmış gelinlik. Beğendin. Çok beğendim. Canım benim. Evlat. Bak sanki dersin biri dağ biri tepe ama bizim obaya inmişler işte. Aferin sana, nasıl getirdiysen iyi ki getirmişsin. Hekim Hanım çok mutlu oldu. Hünkar Hanım sen mi çağırdın baba? Evet ben çağırdım. İstedim ki bugün bir milat olsun. Artık kötü günler geride kalsın. Şuraya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Siz Behzat kızı Müjgan, Kerimoğlu Yılmaz'ı kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Kerimoğlu Yılmaz, Behzat kızı Müjgan'ı Zevceli'ye kabul ediyor musunuz? Nerede şahit misiniz? Şahidiz. Şahidiz. Öyleyse ben de sizi belediyenin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak karı koca ilan ediyorum. Gelin hanımı öpebilirsiniz.
Tebrik ederim. Sağ ol, eksik olma. Birbirlerine çok yakıştılar. Niye gözlerin yaşlı? Mutluluk gözyaşlarıyla yıkıyorum yüzümü. Ben hep ıstıraptan ağladım. Zaten insan mutluluktan kaç kere ağlar ki hayatında? Kendi sevdamla evlenemedim ya ben. Ama şimdi oğlum evleniyor diye seviniyor. Merhaba. Suavi Bey'e gelmiştik biz. Buyurun geçin. Gel canım. Doktor Bey sizi bekliyor. Buyurun. Hadi. Süleyha. Canım emin değilsen. Eminim Şermin. Başka çarem yok. Tamam. Hadi bakalım. Sen gelmiyor musun? Ben burada bekliyorum seni. Çıkana kadar da bekleyeceğim, merak etme. Sağ ol. Büyük iyilik yaptın. Gelin hanımla biraz da ben dans edebilir miyim? Ailemize hoş geldin. Hoş bulduk. O kadar mesudum ki baba. Bu rüya, bu büyü bozulacak diye korkuyorum bazen. Öyle korkunca ne yapacaksın biliyor musun? Kocanın elini sımsıkı tutacaksın. Çünkü sevda korkuyu yener. Korkunun düşmanı sevdadır. Hatip ağam, bu cengaverin gözü göz değil ha. Baksana ne biçim bakıyor. Baksın aslanım, baksın. Göze gümrük yok. Biz de onun hesabına bakarız evvelallah. Ağam sen bunları hiç sevmezsin. Niye geldik biz bunların düğününe? Terşik. Niye olacak? Düşmanına yakın olacaksın ki onu kolay devirebilesin.
Bak, Yılmaz Bey'imiz evleniyor. Bu ne demek? Ne demek? Yuvası olacak, zaafı olacak demek. Bir adamın zaafı oldu mu, başına her türlü şey gelir. Vallahi senden korkulur Hatip Ağa. Değirmende ağırtmadık biz bu saçı sakalı, Gönül. Şu börekten ver bakayım abi. Buyur ağam. Göz göre göre elin silahlı adamı aldı kızını. Bu adamlar ne yaptı da seni ikna etti? Aklım almıyor. Sevin, rica ederim sus. Ne ikna etmesi? Ben buraya kızım için geldim. Bari yalan söyleme Behzat. Hangi boşluğunu buldular ha? Sevin, eğlenmene bak olur mu? Eğlenmene bak. Eğlenmek mi? Benim içim acıyor, içim. Ah Müşkan ağa. Hadi. Bu ne? Takı da mı takacağız? Evet. Takı da takacağız. Hadi. Canım kızım benim. Çok teşekkür ederim. Yavrum. Allah mesut etsin ya. Nasıl sindi mi her şey içine? Annemle babamın gelmesi bile yetti zaten bana. Biz bütün adetleri yerine getirdik değil mi? Hmm. Bir
bir tane kaldı sanki. Ne o? Eşek. Gelin damadın kucağında girmez mi eşikten içeri? Ha. O zaman tamam. Dur, şaka yaptım, düşeceksin. Belini sakatlayacaksın, indir tamam. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Seni kimse incitemeyecek. O güzel gözlerinde hüzün olmayacak artık. Ben senin yanında olayım. Başka hiçbir şey istemem ki. Günaydın. Günaydın. Evlendik mi şimdi biz? Evlendik. Bundan sonra her gün senin güzel gözlerine bakıp uyanacağım. Yılmaz. Ben çok mesudum biliyor musun? Bir insan bu kadar mutlu olabilir mi bilmiyorum. Sen giyinmişsin bile. Dur ben de hazırlanayım da gidelim. Güzel bir kahvaltı yapalım tamam mı? Hadi bakalım. Canımdan çok sevdiğim. Bugün her şey bitti Yılmaz'ım. Bana başka yol bırakmadılar. Hünkar Hanım ya Demir'le evlen, Yılmaz'ı ipten kurtarırsın. Ya da sevdiğinin sonunu kendin getirirsin dedi. Ölümü çok düşündüm. Çünkü sensiz hayatın bir anlamı yok benim için. Ama sana kıyamadım. Ben ölürsem seni de ölüme götürecektim. Senin canın için her şeye dayanacağım Yılmaz'ım. Yeter ki sen nefes almaya devam et. Benden ayrı olsan da yaşa. Yeter ki yaşa Yılmaz'ım. Yeter ki yaşa.